Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın da Sinan Oğan'la ilgili dün bir e, açıklaması oldu. Sinan Oğan'ın şu anda müşterisi çok. Sinan Bey'le görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir diye bir ifadesi var. Bunu da e, hatırlatmış olayım. Şimdi e, Metehan Demir e, Sinan Oğan New York Times'a e konuştu. Az önce Mehmet Hacet de e, kısaca değindi. E, Sinan Oğan şöyle demiş. Son günlerde çok meşgul olduğunu söylemiş. Son 3 ya da 4 günü böyle üst düzey isimlerle müzakere ederek e, geçiriyorum demiş. Muhalefet liderlerinin de bulunduğu birçok isimden telefon aldığını söylemiş. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan ofisiyle de görüştüğünü dile getirmiş. Ve şöyle diyor. Belli bir adayı destek" karşılığında Yönetimden üst düzey bir görev talep edebileceğini söylemiş. Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım diye bir ifadesi de var. Ne dersiniz şimdi Ümit Özdağ'ın da şu açıklamasını hatırlatayım Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki açıklamalarını işaret ederek gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim değerlendirmesini yaptı. Şimdi, mültecilerle ilgili onun son günlerde birkaç kez e, cümle kurması, mültecileri e, göndereceğiz şeklinde net ifadeler kurması acaba e, ata ittifakına bir mesaj mıdır değil midir? Sizin fikriniz nedir? Şimdi Türkiye'de milliyetçi akımların, e, milliyetçiliğin ne kadar güçlendiği ve göz ardı edilmemesi gerektiğine dair çok çarpıcı bir e, Cümle gördüm geçen. E, bence çok doğru. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10 e, aldığı zamanı hatırla. O zaman İyi Parti var mıydı? Acıt. Yoktu değil mi? Sonradan İyi Parti kuruldu. Şu an bu seçim sonuçlarına baktığın zaman İyi Parti de 10 aldı. 10-10 daha 20. Sinan Oğan da var. Sinan Oğan geldi şimdi 5.2. Yani 25 puana gelmiş durumda Türkiye'de milliyetçi tandansı yani o açıdan işte elinin tersiyle itilebilecek falan bir güç değil. Oldukça dikkate alınması gereken ve giderek de yükselen yakından izlenmesi gereken çok önemli değerli bir süreç. Bu Türkiye'de milliyetçilik bazen bazıları tarafından aşağılanan bir şey olarak görülüyor ama milliyetçilik vatanını en iyi yere getirme, vatanını sevmeyle birlikte onun için en doğrusu görevini yapmak vatanseverlikle birleştirince olması gereken bir olgudur. Fena bir şey değildir. Gerçek kavram içi doldurulma çok önemlidir. Ben bunu önemsiyorum. Şimdi tabii yalnız bunları söylerken ben siz demin açıklamaları aktardığınızda Sayın Devlet Bahçeli'nin dün bir açıklaması var. İsim vermedi. Kesinlikle ben orası da demiyorum. Ama bu açıklamanın Sayın Bahçeli'nin nereye hedeflediği konusunda da bir konuşmak istiyorum. Yani biz niyet okumayız. Asla hedef göstermeyiz. Taraf... Sızlıkta taviz vermeyiz ama e, Sayın Devlet Bahçeli biliyorsunuz sözünü sakımaz direkt söyler. Diyor ki olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti de at pazarına çevirenler kamuoyuyla güne, e, gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlere de ters düşen fırsatçı acizlerdir. Çok ağır çok sert bir açıklama. Ee, tabii ki isim vermiyor, hedef göstermiyor. Ama Sayın Bahçeli durduk yerde bu açıklamayı da yaptı. Bunu da bir köşeye koyalım. Bu açıklamanın ileride ne şekilde, e, neyi amaçladığı anlaşılır. Şu an biz hani budur, şudur. Herkesin mutlaka kendine ait bir yorumu vardır değerlendirmesi. Ama bunu da bir cebimize koyalım, bir köşede evet. beklesin. İleride bunu konuşmak üzere dinleyelim. Evet, Sayın Özdağ'ın da açıklamaları var. Ama Ümit Özdağ burada biraz ön plana çıkıyor. Ee, ve. E, dediğim gibi yani 10. Zafer Partisi'nden bahsedilmiyor ama %2.2'yi de aldı. Ve bu projeyi daha önce biliyorsun Muharrem İnce'ye iledim bir ittifaktı galiba. Acet yanlış hatırlamıyorsam sonra, Doğru. Ayrıldılar. Whatsapp'tan bildirdim Muharrem İnce ayrıldığını. Whatsapp'tan bildirdi ayrıldığını. Sonra bu şekilde bir yol çizildi. Yani Ümit Özdağ da siyaseti okuyarak böyle bir yola geldi ve Sinan Oğan'ı Sayın Oğan'ı getirdi. Biraz önümüzdeki 24-48 saati görmek gerekiyor. Yani ben şu an Kritik bir viraja girildiği için e, Cumhur İttifakı nasıl bir süreçte pozisyon alacak demin sayın biner Yıldırım'ın açıklamalarına e, baktık e, işte bana Ama şu an böyle uzak bir gölge boksu gibi bir durum var. E, 24-48 saat içinde en geç bu tabloyu görmüş oluruz. Ondan sonra e, daha farklı değerlendirmeleri yapabiliriz. Peki Mehmet Hoca siz ne bekliyorsunuz? Ee, hem de MHP'nin Şöyle... Sinan Oğan'a yönelik, yani bilmiyorum size bu mesajı Devlet Bahçeli'nin Sinan Oğan'a isim vermeden hedef aldı olarak yorumlandı ama e, MHP'nin Sinan Oğan'a bakışı nedir? Şimdi hem Sinan Oğan hem Ümit Özdağ ikisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nden uzaklaştırılmış isimler. Yani daha önce e, Ümit Özdağ e, Devlet Bahçeli'nin karşısına aday olarak çıktı bir seçimde genel başkan aday olarak yarıştı. Sonra e, ondan sonraydı evet geri geldi e, MHP'den milletvekilliği yaptı e, sonra İyi Parti'nin ayrılması kurulması sürecinde tekrar e, oradan ayrıldı Milliyetçi Hareket Partisi'nde e, Sinan Ugan da 2015-2016 o dönemdeydi yanlış hatırlamıyorsam o da yine e, Milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, uzaklaştırıldı yani e, dolayısıyla ben ...bu anlamda biraz önce olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip... ...at pazarlığı gibi ifadeleri eder Sayın Bahçeli'nin. Burada adresinde ne olduğu belli aslında. Çok açık gibi gözüküyor. E bir at pazarlığı mı? Evet bir at pazarlığı. Eğer ben Cumhurbaşkanı yardımcılığı da isteyeceğim, bakanlık da isteyeceğim. Tabii ayrı bir husus yani onunla ilgili ayrı bir tartışma yapılabilir. Ama evet yani burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın bir paydaşı olarak... Ee, ...bu konuda bir pazarlık, bir müzakere yürütülmesine e, soğuk baktığını düşünebiliriz. Böyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Hı hı. Ama AK Parti açısından da yani e, orada da bir e, şu tartışmanın yapıldığını biliyorum. Yani zaten sınırda Erdoğan 49,5 ve Sinan Ugan gelin dediğinde o yüzde beş peşinden gelecek mi? Gelmeyecek bu yani. Herkes biliyor ki oraya giden oylar e, tamamı ona verilen oylar değil bu. E, Protestoylar var. İşte ilk turda ikisini de vermek istemediği için oraya giden e, oylar var. E, ama e, işte ben şeyi örnek vermiştim. Bunu en dürüst bir şekilde Muharrem İnce e, ifade etmişti. Ben, bu insanlar benim müritim değil. gerin deyince benim peşimden gelecekler diye bir şey yok. Aynı durum. Sinan Ogal ve Ümit Özdağ için de geçerli. Dolayısıyla yani AK Parti ve Erdoğan açısından da yani ah şu işte MHP Bahçeli bir şey yapsa da bir görüşseydik gibi bir mi? duygu orada da yok. Yani orada da siyasi analize dayalı bir özgüven var öyle söyleyeyim. Yani Kılıçdaroğlu'na destek verse bile o yüzde beşi peşinden götürebilecek durumda değil. Hı hı. Sinan Ogan gibi bir yaklaşım olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yani bu bir pazarlık, bir müzakere ee, olmasını beklemiyoruz. Ee, Cumhur İttifakı ile Sinan Ugan ama diyalog kanallarının açık olduğunu da ben e, yani bir genel başkan yardımcısı ile konuştum. Bunları söylediler. İşte Binali Bey de dün zaten o da e, benzer şeyler e, sö söyledi bunu göreceğiz. Yani günün sonunda nasıl bir tercih yapacaklarını göreceğiz. Peki. E, Metehan Demir az önce Saliha da da e, aktardı. Bir göç bakanlığı, göç işleri bakanlığı verilebilir diye. Sizin bu yönde bir duyumunuz var mı? Ankara'da konuşuluyor. Evet. iki gündür. iki gündür konuşuluyor. E, Perşembeden beri. Bugün Cuma mı? Özür dilerim. Cuma. Çarşambadan beri. Eee ya olabilir. Ya bu orada hani sadece Göç İşleri Bakanı ol. Hı hı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı olacak mıymış? O da söyleniyor. O da söyleniyor ama. Yani vallahi bunlar görüşmeler bitmeden hani ben o olur, bildim. Önceden tahmin ettim gibi bir şey söylemiyorum etiketsiz ama. Bir altılı asana yani bir yani yer, dengesini onların da, göremiyorum. O da var yani, şimdi yani orada şey, Önceden kur bit, e, liderlerden bir tanesi şimdi ismini hatırlayamıyorum demişti ki bir kere. Biz kurucuyuz burada. Önceden biz girdik buraya. Yani bizim anlayabileceğimiz tarzda ben çevireyim. Kardeşim biz buraya temelden girdik. Hı hı. Tamam mı? Dağdan gelip bağdaki kovulmaz diye bakılabilir. Gayet normal siyasette. Kurucular, milletvekillerini almışlar. Yapıları azdır. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları kesin. Bakanlıkları da en az bir tane alacaklar. Dağılım olacak. İşte ben ekonomideyim, sen şuradasın. Hani Sinan Oğan, düz mantıkla bakalım. Ben şimdi Sinan Oğan olsam... Tamam sen göçü al geç şöyle köşeye otur şeyini kabul etmem. Eder misin sen? Bu kadar kritik belirleyiciyken. Ya diğer Gürteki dört partiler eleştiriler bir var. başkan yardımcısı bir bakanlık elde etmişse... ...bindelik küsuratlı hmm. oyuyla. E, bu Der da yüzde beşin pazarlı Veya yani. diğer toplam yani dördünün toplamı ne Yüz, kadar diye. Yüzde beş. Çok aksın bir de yüzde beşte değil. Ha, %5 Benim gelinmek... sayemde kazanırsın kaybedersin pazarlığı bu. Yani, yani, evet. Oraya kadar Tabii, it, doğru kopma noktasına geldi. Yani kazandırır kazandırmaz onu bilmiyorum ama şu anki durumda hani Göç İşleri Bakanı ol. Bir bakanlık icat ettik böyle sen onun işine geç. Şimdi şunu açıkça söyleyeyim yalnız böyle Mesela Göç İşleri Bakanlığı'nı biz bu yayında herhalde 50 kere falan Türkiye'de gerekebilir diye söylemiştik. Evet. İçişleri Bakanlığı'nın diğer bakanlıklarının yükünü üzere yük getiriyor demiştik. Evet, bir ciddi demiştik karar noktasına da gelmişti sonra vazgeçildi. Evet ama ben sana söyleyeyim Göç İşleri Bakanlığı'nı kurdum hadi bakalım bir de bina tahsis ettim bakan, bakan yardımcıları bir de biraz personel de olmuyor. Bu bakanlığın icracı bakanlık olabilmesi için yetkilendirilmesi, güçlendirilmesi, bütçe tahsisi. Tamam. Değil mi Acet. Tamam. yani Sen ee... milyonlarca kişinin durumundan sorumlusun. Metehan Bey son iki dakikam son iki dakikam ama size Neyse, bir, so bir sorun yani. daha vardı size. Hani böyle yazdım çizdim bittim diye olmuyor Aha. bu işler. Ee, Sinan Oğan, evet. e, oldu ki Millet İttifakı'na destek verme e, kararı aldı. Olabilir. E, HDP'nin e, tavrı ne olur sizce? 1 milyar dolarlık mı soru? 1 milyon. 1 mi, milyar oldu şimdi. 1 <laughs> bir, bir, bir milyar liralık şey olduğu için paranın değeri. 1 milyon dolarlık. Valla çok zor soru. E, çok zor soru. O sorunun cevabı işte Asıl Kılıçdaroğlu'ndan sonra izleyici çünkü... politikalarda gizli. Hı -hı. HDP ile ilgili e, kurtlarla dans, kürtlerle dansa benzemez. HDP'li kaplanın açıklamaları. Hı -hı. E, HDP %10 <laughs> destek veren bir parti. Artık bilmiyorum kimi seçecekler, nasıl yapacaklar, nasıl olacak. HDP PKK terör örgütüyle olan bağlantısı varsa kessin derse mesela Kemal Bey, Sinan Oğan mutlu olur. Bunu demezse Sinan Oğan mutlu olmaz falan. Çok karışık. Sinan Oğan'a destek verirse HDP destek verir mi? Gerçi desteklerin aşikarlar. Yani ben o soruların cevaplarını... Bazı izleyiciler kızıyor nasıl bilmiyorsun? Her şeyi bildiğin zaman da her şeyi biliyorsun diyor. Bilmiyorum yani. Yani bunu görmek lazım. Çok zor. Peki. süren bitti. Şimdilik teşekkür edeyim